İsmim Gürol Kaplan. İzmirliyim. İzmir'in daha doğrusu bir köyün. Milli bir sporcuyum. Kırkpınar'da derecelerim var, birinciliklerim var. Ondan sonra dünya şampiyonluğum var. Avrupa'da aynı şekilde liglerde yine Almanya şampiyonluğumuz var. Kaç yaşındayım? 64 yaşındayım. Şu anda köyde oturuyorum. Köydeki çocukları bir Atatürkçü düşünce çerçevesinde toparlamak için. Bunu kendime bir misyon olarak edindim ben daha doğrusu. Yani gençliğin durumu pek de böyle şey değil, bir rol model olacak çok az insan var. Ben köye taşındım bu görevi yapmak için. İşte hayatımda film oldu, bir belgesel yapıldı. O belgeselin içerisinde zaten çok şey sığdı. Yani bu 64 yılın içine çok şey sığdırmışız ki belgesel yapma gereğini duydular. Buradan tabii hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Öyle bir belgeselin çıktığı için. Belgeselimiz de Londra'da ve birçok ülkede final yaptı ve Londra'da ödül aldı. Yaşam devam ediyor. Tabii ki durağan değil. Yani ben hiçbir zaman için ben bunu yaptım, bitti olmaz. Devam ediyorum. Mücadeleye devam ediyorum her konuda. Ülkeme yapabilecek olduğum bir şey varsa katkı koymak için hiç düşünmeden yaparım. Varsa başka bir sorunuz. Kaplan'ın rüyası olacak. Evet. Film rekorlar kırıyor ve çok izleniyor şu anda. Evet. Yani filmi beğendiniz mi? Evet. Film zaten benim kendi yaşantım. Hani filmdeki o hikaye çok öne çıktı. Bunu biz bayağı çok titiz çalıştık. 4 yıl gibi bir zaman harcadık o filme. Her şey var içerisinde. Sanat var, çevre var, özel yaşantılarımız var. Ondan sonra edebiyata olan ilgim var. Bir kitabım var oradan, şiirlerim var zaten, orada okuyoruz. Ama asıl önemli olan hikayenin gerçekçiliği. Yani o hikayede hiçbir şey abartılmış değil. Eksiği var, fazlası yok. Ben beğendim. Tabii ki beğenildiği için de çok seviniyorum. Yani o hikayenin beğenildiği için. O hikayede herkes birazcık kendini buluyor belki de, onun için beğeniliyor. Yani yapmacık bir şey yok. Görüyorsunuz işte televizyonlardaki o mafyavari insanlar, o bize ait olmayan kültür, bize ait olmayan davranışlar. Ama bizim belgeselimiz, o belgeselin içinden çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Yani düşünen bir adam için o belgeselin gerçekten bir defa izlenmesi lazım. Benim son sorum size şu olacak. Sanıyorum filmin galasının gelir çocuklara bağışlanmıştı. Evet. Neden çocuk demek istiyorsunuz? Neden? Size? Çünkü ben hiç çocukluğumu yaşayamadım. Yani Kolombiya'daki o gösterimin bütün gelirleri Filistinli çocuklara bağışlanmış olması beni çok ayrıca mutlu etti. Hatta ben o filmin böyle buradaki okullarda da gösterilmesini istiyorum. Neden? Çünkü zoru başarıp bir yere varmanın mümkün olabilecek olduğunu, bunun olanak dışı değil de bunun olanaklı olabilecek olduğunu kanıtlayan bir film o. Ben çocukluğumu yaşamadığım için o filmin küçücük böyle bir katkısı olursa çok sevinirim. Yani sevindiğim için ben bundan sonraki yaşantımda da, şu anda da ben çocuklarla uğraşıyorum bak köyümde. Çocukların bütün sorunlarıyla uğraşıyorum. Onların geleceklerine pozitif bir katkı yapabilirsem çok mutlu oluyorum bundan. Yani bundan mutluluk duyuyorum. Bundan sonraki benim düşünsel projelerimde zaten çocuklar var, gençler var. Yani bunu devam ettireceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Eklemişsiniz başka bir şey varsa... Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yani bunu öne çıkarmak sizlerle birlikte olacaktır. Hani benim bir meşhur olma gibi, bir yerlere gelme gibi böyle bir şeyim yok. Yani ben tüketim toplumunun bu şeyinden de artık gana geldi yani bize. Bir şeyler üretmeliyiz. Bir şeyler, doğruyu öğretmeliyiz. Yani bundan başka da bir gayem yok. Yani bunu yapacak olan da sizlersiniz. Yani medya, basın. Yani bunu yapabilirsek, hep birlikte yapabilirsek çok şey yapmış olacağız bu ülkeye. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum.